Böyle mi olması gerekiyor? Ateş tarihi bir cami. Ateş yakıyorlar. Bakın ben dün bir ateş yaktılar. 4 saati zor söndürdüm. Şu duvarlara bakın, duvarlara. Simsiyah. Bir ateş yaktılar. 4 saatte zor söndürdüm ki dün yağmurluydu biraz hava. Otlar ıslaktı. Kuru olsaydı cami hepsi yanacaktı. Sultan II. Murat tarafından Edirne'nin en özel noktasına yaptırılan ve duvarlarını kaplayan mavi beyaz altıgen çinileriyle Osmanlı dönemindeki Çinli sanatının özgün örneklerinin sunulduğu Muradiye Camii ilgi bekliyor. Evet. Efendim siz de Muradiye Camii çevresinde mi yaşıyorsunuz? Normalde burada yaşamıyorum. Yurt dışında yaşıyorum ama sık sık burada olduğum için buranın halini görüyorum. Ben kesinlikle hiç ayak da uydurmak istemiyorum zaten bu pisliğe, bu şeye. Ama keşke milletimiz de biraz saygı duysaydı. Ne bileyim, biraz daha temizliğimize dikkat etseydik. Bu camimiz bizim senelerden beri hep böyle yani. Hep problemli. Dışı, içi olsun hep problemli. Düzenleme gelecek diye bekliyoruz. Düzenleme gelmiyor. Arkadaşımız biraz önce çok güzel konuştu. Ben her zaman da söylüyorum. Ben kendim utanıyorum yani, gerçekten utanıyorum. Meydan mahallesinde bulunan caminin iç avlusu ve dış çevresinin bakımsızlığı dikkat çekiyor. Dış duvarlarında yakılan ateşin izleri, iç avlusunda kırılan mezar taşları ve büyüyen otlar camiye gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Caminin dışı adeta çöplüğe dönüşmüş durumda. Yani Edirne'nin en eski Selahaddin camilerinden birisi, çevresi böyle mi olması gerekiyor? Dışarıdan misafir geliyor, vallahi biz utanıyoruz yani, utanıyoruz. Utanıyoruz insanları gezdirmeye. Gelmiyorlar, gelemiyorlar zaten. İçki içiyorlar. Park istedik, park olsun dedik. Yani içki içilmesin, çocuklar oyun oynasın, park olsun dedik. Buraların böyle temizlenmesini istiyoruz. Tarihi değerlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Peki caminin bahçesinde alkol de alınıyor mu? Caminin bahçesinde 7-8 yıl önce alkol alınıyordu. Evet, biz kendimiz işte çevre olarak, çevre halkı olarak bir şekilde uzaklaştırdık. Şu anda yok. Sadece caminin dışarısında bir de arka taraf var. Arka tarafta işte Esrar, Bonzai falan içiyorlar. Mahalle sakinlerinden Alper Örs, caminin dışında bir süre önce yapılan kazı çalışmasında yolun eski haline getirilmediğinin, yolun tekrar yapılmasını istediklerini söyledi. Bu mahallede oturuyorum, menzile ayrıda oturuyorum. Çingene'yim, Romanım. Çingene olduğumuz için böyle oluyor zaten. Evet, başka bir, bu cami başka bir yerde, Edirne'nin başka bir semtinde olsaydı bu cami böyle olmazdı. Çünkü Edirne'nin en eski, en iyi, en güzel Selahaddin camilerinden bir tanesi bu. Çingene Mahallesi olduğu için bizi terk ettiler. Kendi başımıza işte saldım çayıra Mevlam kayıra, başınızın çaresine bakın dediler. Şu anda görün bak şu taşları, şuraları Allah rızası için. Bu yol böyle değildi. Caminin girişi, ziyaretçi geliyor. Yani utanıyoruz, utanıyoruz. Bakın komşular burada şikayetçi, pislikten, alkolden. Muradiye Camii Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Aleşkir ise Edirne valisine seslenerek caminin iç ve dış bakımı konusunda gerekli ilginin gösterilmesini beklediklerini söyledi. Hiç bakımı yok caminin. Gelsin kendisi yerinde görsün. Siz de gördünüz tabii. Halk görsün bunu yani. Tamam. Çevre düzenlemesini istiyorum yani burada. Edirne Belediyesi olarak. Ya aşağılara da inin isterseniz. Şuradan şöyle bir geçin var. Dört bir tarafını geçin. Şöyle orman ya. Yani. Çocuklar, yılanlar, çanlar çıkıyor otlar içerisinde. Bu cami 1436'da yapıldı. Ne zamandır böyle düzensiz? Bu Cumhuriyet ilanından beri böyle bu cami. Burası Mevlevi tekkesi tekke yani okuldur, biliyorsunuz burasını. Yani. Ben burasını hayata geçirmek için mücadele ediyorum. Şurayı, şu beldede 4-5 tane Kur'an kursu var. Murbey ve menzilarında. Bunların devlet bunların hepsini kira veriyor. Kira vermektense şu okulu hayata geçirip hem dernek binası olarak kullanılacak burası, hem Kur'an kursu olarak kullanılacak ve yatılı olacak hep. Buradaki çocuklar sokakta gezmeyecek, burada yatılı okuyacaklar. Toplum böyle yetişir, toplum böyle eğitim görürse ancak bu memleket ayağa kalkar. Başka türlü de bu beldeler düzelmez. Biz hep aynı şikayetlerde bulunuruz yani.